Evet, selamun aleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler dilerim. Bayram Özen'de YouTube kanalımı beğenmeyi, abonelik eklemeyi unutmayın sevgili dostlar. Beyhaki Ebu Hüreyye radıyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Ben kendimi cennette gördüm orada. Bir adamın Kur'an okuduğunu işittim. Kimdi bu dedim. Harise bin Numan'dır dediler. İşte hayırlı insan böyledir, böyledir, böyledir. İbni Ebu Dünya Yezid Errakkaş'tan naklettiğine göre şöyle demiştir. Bana ulaştı ki mümin öldüğü zaman Kur'an'dan öğrenmediği parça kalmışsa Cenab-ı Hak ona Kur'an öğretecek melekleri gönderir. Bu durumu kıyamete kadar devam eder. Hasan'dan rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Bana ulaştı ki mümin Kur'an'ı hifzetmeden ölürsen Allah onun hafaza koruyucu meleklerine emreder ki kıyamette ailesiyle beraber dirileceği güne kadar ona kabirde Kur'an öğretir. İbni Ebu Dünya, İbni Mende Atiye El Afiden de rivayet ettiklerine göre şöyle demiştir. Bana ulaştı ki kul Allah'ın kitabını öğrenmeden Allah ile karşılaştığı, öldüğü vakit kabirde Allah ona Kur'an öğretir ki karşılığında ona sebap ihsan etsin. Deylemi'nin fil dersinde Ebu Sa'd el-Hudri radıyallahu anh'ın hadisinden benzeri merfuan rivayet edilmiştir. Fakat Deylemi'nin oğlu senedini zikretmemiştir. Sonra Ebu Hüseyin bin Büşra'nın Fevait İni'nin birinci cüzünde bunu senetli olarak gördüm. Ebu Hüseyin Atiye el-Afı Tarikiye Ebu Said'i Hudri radıyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Kim Kur'an'ı ezberlemeden ölürse bir melek kabirde ona Kur'an öğretir, Kur'an'ı ezberlemiş olarak dirilir. Bunu Ebu Kasım el-Eseri Fezailullah Kur'an kitabında ve Selefi Müntehamat'ın rivayet etmişlerdir. İbn-i Mende ikriminden rivayet ettiğine göre şöyle demiştir. Mümine bir mushaf verilir, ondan okur. Belk'te bir kabir kazdık. Baktım kabirde yaşlı bir adam kıbleye yönelmiş, üstünde yeşil bir örtü atılmış. Etrafı yeşil ile sarılı, odasında bir mushaf vardı. Adam onu okuyordu. İbn-i Mende Ebu Nadir en Nişaburu el-Hafar'dan Salih ve Müttaki bin insandır rivayet ettiğine göre şöyle demiştir. Bir kabir kazdım. Kabirde başka bir kabir çıktı. Baktım o güzel yüzlü, güzel elbiseli, güzel kokulu bir genç dört köşe oturmuş. Odasında güzellikte benzerini görmediğim bir hatla yeşil mürekkeple yazılmış bir kitap var. O da Kur'an okuyor. Genç bana baktı. Kıyamet koptu mu dedi. Ben hayır dedim. O öyle ise taşların yerine koy dedi. Ben de taşları yerine yerleştirdim. Ben diyorum ki bu İbn-i Necer'in rivayet ettiği nakildir. O demiş ki ismini bilmediğim İsbehanlı bir talebenin el yazısıyla yazılı bir kitap okudum ki Raşid Billah'ın kölesi Hatla bin Abdullah, Musab bin Abdullah el-Haffar'dan kabir kazarken bir şey gördün mü diye sormuş. O hayır. Fakat babamdan işittim ki diyordu. Bir kabir kazdım. Lahde ulaştığım zaman bir taş çıkardım. Baktım altında bir adam elinde bir Kur'an okuyor. Bana kıyamet koptu mu dedi. Ben hayır dedim. Sonra üstünü örttüm. Ebu Nuaym Mücahit'ten rivayet ettiğine göre
Ameli salih işleyenler kendi nefisleri için yer yaparlar mealindeki ayeti kerimeden maksat kabirde yer yaparlar demiş. İbni Ebu Dünya el-Kubur kitabında Bişri bir Harstan rivayet ettiğine göre şöyle demiştir. Allah'a itaat eden en iyi menzil kabirdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölülerinizin kefenini güzelleştiriniz. Çünkü onlar kabirde birbirleriyle ziyaretleşirler. Birbirlerine karşı iftihar ederler. Sahih-i Müslim'de Cabir'in hadisi şöyledir. Biriniz kardeşinin işine bakacak olursa kefenini güzelleştirsin. Alimler demişler ki kefen güzelliğinden maksat beyazlığı, temizliği, genişliği ve kalınlığıdır. Yoksa pahalı kumaştan olması demek değildir. Çünkü kefende aşırı gitmekten nehi vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölülerinizin kefenlerini güzelleştiriniz. Çünkü onlar kabirlerinde birbiriyle ziyaretleşirler. Ukayli ve Hatip tarihinde Enes radıyallahu anh'dan rivayet ettiklerine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz kardeşinin tekfin işine bakacak olursa kefenini güzelleştirsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz kardeşinin içine bakacak olursa kefenini güzelleştirsin. Çünkü onlar kabirlerinde birbirlerini ziyaret ederler. Beyhaki senedi zikretten sonra demiş ki bu hadis Ebu Bekir el-Sıddık radıyallahu anh'ın kefenlerini kurutmak içindir sözüne muhalif değildir. Çünkü bu dış alemde gördüğümüzdür. Allah'ın ilminde durumu Allah'ın dilediği gibi olur. Nasıl ki şehitler Allah'ın katında diridirler, rızıklanırlar. Halbuki gördüğün gibi kan içindedirler. Sonra vücutları dağılır. Bizim bu gözümüzde böyledir. Gayb aleminde ise Allah'ın bildirdiği olur. Eğer Allah'ın bildirdiğini göz önünde görseydik gayba iman meselesi kalkardı. İbni Ebu Dünya Rüyalar kitabında Raşid bin Sa'd'dan rivayet ettiğine göre hanımı vefat eden bir adam rüyasında başka hanımları görürken hanımını göremedi. Onlardan hanımını sormuş demişler ki siz onun kefenini kısa yaptınız bizimle beraber çıkmaktan utanıyor. Adam gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e haber verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki git bak güvenilir çare var mı adam Ensar'dan sekarete giren birisinin yanına gitti, ona durumu anlattı. Ensar dedi ki, ölülere bir şey ulaştırmak isteyen varsa ben ulaştırırım. Sonra Ensar'ı öldü, adam zeferan ile boyanmış iki elbise getirdi, Ensar'ın kefeninin içine koydu. Geceleyin adam o kadınlarla beraber hanımını o iki elbise içinde gördü. Bu mürsel bir hadistir. Resulullah'a İsnadında sakınca yoktur. Raşid bin Sa'd ise güvenilir ve çok mürsel hadis nakleden birisidir. İbni Cevzi Uyun el-Hikayet kitabında senediyle Muhammed bin bir Yusuf el-Firyabi'den rivayet ettiğine göre şöyle demiştir. Kayseriye'de bir hanım vefat etti. Bir kızı onu rüyada gördü. Hanım kızına ey kızcağızım, beni dar bir kefenle tefkin ettiniz. Ben arkadaşlarım arasında onlardan utanıyorum. Filan kadın falan gün bize gelecektir. Filan yerde benim 4 dinarım vardır. Onlar da bana bir kefen al ve o hanımla bana gönder. Kız dedi ki ben o yerde anamın dinarlarının olduğunu bilmiyordum. Ve ondan söz ettiği kadından da bir hastalık yoktu. Bu rüyayı gördüğümden sonra hastalandı. Firyabi dedi ki bana gelip durumu anlattılar. Ya Ebu Abdullah sen ne diyorsun dediler. Ben ölülerin kefenleri için birbirini ziyaret ettikleri ile ilgili hadisi zikrettim ve ona bir kefen alın dedim. Kız bahsedilen o hanıma gitti. Şayet ölürsen seninle anama
Bir kefen göndereceğim, ona ulaştırırsın dedi. Hanım aynı gün öldü. Alınan o kefen onun kefeninin içine konuldu. Kız bir daha anasını rüyada gördü. Kızına dedi ki, kızım filan kadın bize geldi, kefen bize ulaştı. Çok güzeldir, Cenab-ı Hak karşılığında seni mükafatlandırsın. Selefi el meşiat, el Bağdadiye ya da Muhammed bin Şirin'den rivayet ettiğine göre şöyle demiştir. Eskiler kefeninin katlanmalı ve düğmeli olmasını müstahap sayıyorlardı. Ravi dedi ki, çünkü ölüler kabirlerinde birbirini ziyaret ederler. İbni Ebu Şeybe, Ümeyr bin el-Esved, Es-Suguni'den rivayet ettiğine göre Muaz bin Cebel hanımı için tavsiyede bulundu ve sefere çıktı. Peşinde hanım öldü. Eski iki elbisesi içinde tekfin edildi. Sonra geldi, onun geri dönmesinden bir az önce kabri bitirmiştik. Sordu. Kaç kefenle kefenlediniz? Eski iki elbisesi içinde defnedildi dedi. Bunun üzerine kabri açtı ve yeni elbiseler içinde tekfin etti dedi. Dedi ki, ölülerinizin kefenlerini güzelleştiriniz. Çünkü ölüler kefenleri içinde haşrolunurlar. Evet sevgili din kardeşlerim, görüyorsunuz yani buradan birer ibret alacağız inşallah. İbni Ebu Dünya Şabi'den rivayet ettiğine göre ölü lahdine bırakıldığı ailesi ve çocukları onun yanına geldikleri zaman onlardan geride bıraktıklarını ve ne yaptıklarını sorar. Mücahit'ten rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Adam kabrinde çocuklarının salih olmasıyla müjdelenir. Sağda arkada kalıp onlara kavuşmayanlarla müjdelenirler. Mealindeki ayet-i kerime hakkında demiş ki, şehide bir kitap verilir. İçinde yanına gelecek kardeşlerinin ismi yazılır. Kişi seferden gelen akrabasıyla dünyada sevdiği gibi şehit onlarla sevinir. Kabirde mümin için takva ehlinin uykusu gibi uyu denilir. Evet sevgili dostlar, Bayram Özen'de YouTube kanalımı beğenmeyi, abonelik eklemeyi unutmayın sevgili dostlar.